Değerli bakanlıklarımızın temsilcileri, saygıdeğer Afyonlu meslektaşlarımız, değerli basın mensupları, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün davetimizi icabet edip geldiğinden dolayı bakanımıza çok çok teşekkür ederiz. Bizim bugünkü konumuz 7 bakanlıktan 12 tane bürokratımızla beraber mermer sektörüyle ilgili bir takım sorunlarımızın hallolması için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ben öncelikle bakanlık temsilcileri arkadaşlarımızın kendilerini tanıtmasını ve daha sonra da gelen sorularla ilgili cevaplamalarını rica edeceğim. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Osman Kahveci, Orman Genel Müdürü. Tepsi iş bilim, çevre planlama genel. Selahattin Erdoğan, Maden İşleri Genel Müdür Yardımcısı. Mehmet Akif Ulusoy, Gelir İdaresi Başkanı. Mustafa Uysal, Vergi Konseyi Başkanı. Lütfi Akça. Lütfi Akça, Çevre Yönetimi Genel Müdürü. Figen Şaşmaz, Dışişler Müsteşarlığı, İhracat Genel Müdürü, Sanayi İdaresi Başkanı. Okay Memiş, İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı. Salih Kılıç Arslan, Orman Genel Müdürlüğü, Kadastro Mülkiyet Dairesi Başkanı. Murat Yıldırım, Afyon Karayasal Defter Dönü. Belirtili tanıtımlarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Bugün sabah kahvaltı görüşümüz bir takım konularımız vardı. Onlarda açık kalan sorular vardı. Bu arada yine başkanımızın biraz önce bahsettiği bir takım sorunlar var. O sorunlarla ilgili arkadaşlarımız kendilerine düşen kısımlarını izahatlarını yaparlarsa serbest olarak seviniriz. Bu arada yine katılımcı arkadaşlarla gelecek olan soruları da ben hızlı bir şekilde ilgili bloklar arkadaşlarımıza dağıtmak suretiyle de onları da cevaplandırmasını temin edeceğiz. Teşekkür ederim. İsterseniz sizden başlayalım. Veya bir sağ bir sol nasıl ayarlayalım? O zaman sağdan başlayalım. Daha önceki almış olduğumuz soruların cevaplandırılması amacıyla gelen sorular var zaten. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Komisyon Başkanım, Sayın Milletvekillerim, değerli sanayiciler, saygıyla selamlıyorum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak biz madencilik sektörüyle ilgili doğrudan alakalı iki yönetmeliğimiz var. Bunlardan birincisi eski mahkum. Düşünüyor. Diğer kum çakıl ocaklarıyla ilgili sektörünün. Bana biraz ayar değil. Diğer mevzuatta da gerek yatırımlar yönetimi gerekse mermer ve diğer maden sahalarının bulunamayacağı yerler bakımından başta su kirliliği kontrol yönetmeliği ile onunla kadar yönetmeliklerimizle ilgili maddelerdir. Ben sözümün başında Sayın Bakanım şunu ifade etmek istiyorum izninizle. Çevre Bakanlığı eski adıyla 2002 yılına kadar bütün çevreyi 5-6 adet yönetmelikle yönetme durumunda olan bir bakanlık iken 2007 yılı sonuna gelindiğinde Çevre ve Orman Bakanlığı sadece benim sorumlu olduğum Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nde 30'un üzerinde 31 adet yönetmeliğe sahipti. Bu yıl ise 2008 yılı içerisinde Sayın Bakanımızdan aldığımız güç ve destekli talimatlarla 19 adet yeni yönetmeliği çıkarma durumundayız. Bu 19 yönetmelik bir kısmı hazır, bir kısmı çalışma halinde yıl sonuna kadar çıkarılacak.
O takdir edersiniz ki çok hızlı, çok tempolu bir çalışma sürecini gerektiriyor. Her ne kadar çalışma prensibi olarak ilgili sektör, yani ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının dışında ilgili sektörle de bir araya gelerek onların görüş ve önerilerini de dikkate almak, bu yönetmeliklerin çıkartması esnasında uyguladığımız bir yol ise de gözden kaçan, daha sonra uygulamada bir takım pürüzler, sorunlar ortaya çıkaran maddelerimiz, hükümlerimiz olabiliyor. Bu manada maden sahalarının rehabilitasyonu veyahut da yeniden doğuya kazandırılması yönetmeliğiydi. Bizim henüz uygulama aşamasında olduğumuz bir yönetmelik. Bu yönetmelikle ilgili çeşitli vesilelerle diğer illerimizde veya diğer sektör temsilcilerinden de muhtelif şikayetler oluyor. Biz bunlarla ilgili sorunları özel olarak mermer sektörümüzde de Sayın Bakanım veya uygun görürseniz bir araya gelip ortaklaşa onların da uygun göreceği sektörün realitesine gerçeğinde uygun çözümleri her zaman açığız. Bunları geliştirebiliriz. Zaten takdir edersiniz ki yönetmelikler uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar da zaman içerisinde düzeltilmek suretiyle daha mükemmel hale getiriliyor. Dolayısıyla bu yönetmeliğimiz hakkındaki her türlü eleştiriyi peşine kabul ediyoruz ve bunları gereğin şekilde düzeltmeye hazırız. Madem arkadaşlarımız madem işini gücünü bırakarak geldi. Sayın arkadaşlar, lütfen de işi olmayan veya hiç kişiler olan arkadaşlar gürültü olmaması açısından dışarıda sohbetlerine devam ederse memnun oluruz. Teşekkür ederiz. Sayın Bakanım, emisyon izni konusundaki talepte mermer işletmeciliğinde ıslak kesim yapıldı. Zaten toz oluşmayacağı şeklinde sanayicilerimizin bir yaklaşımları var. Ancak ben burada bir iki hususu işaret etmek istiyorum izninizle. Sadece mermer kesiminde değil, diğer aktivitelerden, burada iş makinelerinin egzoz emisyonları dahil, tesisçi yollardan kaynaklanan toz emisyonları dahil kontrol altına alınması gerekiyor. Birinci husus bu. Diğer husus da bu tip işletmeleri tamamen kontrol dışı bırakırsak çevreye saygılı, çevre tedbirini alan sanayicilerimizin aleyhine efendim durumlar oluşabiliyor. Çünkü çevreye saygısı olmayan veya bu yatırımlardan kaçınan sanayicilerin lehine bir haksız rekabet ortaya çıkıyor. Burada zannediyorum ki esas sanayicilerimizin sıkıntısı bu emisyon izin sürecinin biraz uzun olması. Bizim bu konuda şu anda yürüttüğümüz bir çalışma var. Bu süreçleri kısaltıp sizden aldığımız talimatlar doğrultusunda işlemleri basitleştirecek çalışmaları yapıyoruz. Esasen bildiğiniz gibi çevre izinlerini, emisyon izni, yaşayan izni, gürültü ve diğer atıklar için izinleri ayrı ayrı almak yerine bu yönetmeliğimiz çıktığı zaman tek bir çevre izni sanayicimiz bütün sektörlerden kapsıyor. Çok fazla uğraşmadan, çok fazla bürokrasiye gerek kalmadan, bir takım işleri tekrar yapmadan kolaylıkla alabilecek. Bu yönetmeliğimiz çıktığı zaman zannediyorum sanayicilerimizin bu yöndeki şikayetlerden ortadan kalkmış olur. Benim arz etmek istediğim bir sorun var, bunları arz ederim. Bir belki söyleyecekler ama ben de sizden ricam. Ben sizden ricam özellikle merhaba. Yani kesme işlemlerinden sonra teşkan ve çökelmeden sonra oluşan bir mermer tozları var. Bunların bir şekilde bazı yerlerde bir şekilde yapı malzemeleri olarak veya ham madde olarak bir kullanılması konusunda bir çalışma yaparak yol gösterisi oldu. Bunların ilgili, tüketle ilgili vesaire.